Bunu yapan bir insandır. Beşer yapamaz. Erteliyor ve öteliyor. Yani normal günde işlenen günahla Ramazan'ın hürmetini tutmamaktan gelen günah aynı günah değildir. Yani mideyi şartıyla indirdiğinde bunlar oluyor. İşte Ramazan beşeriyetten insanlığa. Şu anda biz işe geliyor. Oturuyoruz ya İbrahim. 30 bin. Vay be. Vay be diyoruz. O öyle değil işte. Ne demek olduğunu nasıl anlarız biliyor musun? 30 bin. Sekerata ölüm anı gelince, kabire girince 30 bin ne olduğunu biliriz. Hayalini oruç tutturmak, gözünü oruç tutturmak. Onun için Allah yapıyor. Niye bu kadar bol veriyor? Ya Allah mağfiret diyor, günahınızı affedeceğim diyor. Uhrevi bir adam tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savm ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezi unzile fihin Kur'anu huden linnasi ve beynatin minel huda vel furkan. Ramazan Risalesi. Ramazan'ın içerisinde olunca biraz zaman geçiyor. Ona hazırlık olmak babından. Ramazan Risalesi. Bu ayet Ramazan ayı doğru yolu bildiren, doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edip açıklayan Kur'an'ın indirildiği bir ayet, aydır. Oysa Ramazan'ın farz olduğuna, orucun farz olduğuna dair ayet olduğu halde onu kullanmamış. Orucun farziyetini anlatan ayet değil bu. Kur'an'ın indirildiği ayet. Bu da bizi herhalde yani çok çeşitli düşünceye sevk edebilir Ramza. Mesela Kur'an ayetidir. Ramazan orucun farziyetine ait var. Hem de çok var. Onu kullanmamış. Niye buradan başladım? Başındaki ayetlerde nazm-ı mani itibariyle bakışımızı değiştiriyor. Demek ki Kur'an ayı. Ben şimdi biraz tek tek bilgiyi vermek istiyorum başlamadan önce. Ramazan 3 tane tabir kullanılıyor. Oruç, savm, siyam geçiyor. Bunun lügat manaları tek başına kılmak, tutmak, genel tutmak. İstila manası bedenin orucu, aklın orucu, bedenin ve aklın ve kalbin orucu ve ruhun orucu diye geçiyor. Üç çeşit oruç. Bedenen oruç tutmak, kalben ve aklen tutmak, bir de ruhen geçiyor. Şöyle denilebilir. Bedenen oruç, aklen oruç, kalben oruç 3. Ruh zikretmiyor. Bununla alakalı başka bir şey vermek istiyorum. Oruç 3 çeşittir. Bu benim çalışmalarımdan çıkarttığım notlar. Bunu kitapta göremezsiniz ama not aldığım için burada onu okuyorum. Kitaba baktım öyle bir şey görmedik demeyesiniz diye söylüyorum. Notu okuyorum. Herkesin hemen bulamayacağı bir bilgiler bunlar. Üç çeşit oruç var. Ruhun orucu, ruha oruç tutturmak. Ne demek? Kısa emelli olmak. Emelini, dünyadaki hadiseleri, emel, işte çocuğuna, torununa, daire emeliyle değil de, kısa emelli olmak. Yani ahiretin bakışıyla dünyaya bakmak. Bu Ramazan'da bu kazandırılıyor. Yani dünyadaki hadiselerini, olayları ahiretin sistemiyle, mantığıyla bakabilmek, yorumlayabilmek. Olmasa tahammül edemeyiz mesela hastalıklara, musibetlere. Ölüm mesela.
ahiretsiz ölümü izah edemezsin. Allah'ın rahmeti olmaksızın mezarı izah edemezsin. O toprağa girmek çok korkunçtur. Ama rahmetle baktığın zaman beden oraya gidiyor, ruh başka yere gidiyor. Bu ahirete imanla olur. Birinci oruç, yani orucun çeşidi, ruhun orucu, kısa emelli olmak. Aklın orucu, kötülüğe muhalefet etmek. Nefsin orucu, kısa, hırsı kısa olmak. Hırsı dünya hırslarından değil, ahiret hırsı, dünya hırsını, ahiret hırsına tebdil etmek. Şimdi başka bir teknik bilgi. Bunu pek bulamazsınız. Ben nereden buldumsa da bilmiyorum. Ramazan ayı Tevrat'ta hat diye geçer. 19. mektupta geçiyor da izahı pek bulamazsınız dedim. Tevrat'ta Ramazan için hat, İncil'de tap, Zebur'da kurbet ve Kur'an'da Ramazan diye bildirilmiştir. Şimdi bunun ne demektir? Hat denmesinin sebebi günahlara çizgi çizdiği içindir. Bak burası. Burası. Bu hat. Tap nerede geçmişti? Tap da İncil'de. Denmesinin sebebi kul onda temizlendiği için. Kul temizleniyor. Tap öyle demiş. Kurbet Zebur'da geçiyor. Ramazan'ı kurbet diye geçiyor. Denmesinin sebebi kulun Ramazan ayında bereketiyle Allah'a Celle Celal yaklaşmasından ibarettir. Ramazan ayı geçmiş ümmetlere de farz olmuş ya Ramazan oruç tutmak. Onun hakkında İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda Şehru Ramazan, Ramazan ayından 3 gece geçince indirilmiş. İbrahim Aleyhisselam'ın suhufu Ramazan ayı girince bizim güne göre 3 gün geçmişti ki suhuf inmiş. O zaman onun da Ramazan ama suhufun inmesi. Suhuf o zaman inmiş. Davut Aleyhisselam'ın kitabı, Davut'un neydi? Zebur. Ramazan ayı gene tutuyorlar ama 18 gün geçince vahiy oldu. İncil ise İsa Aleyhisselam'a Ramazan oruçlu tutarken 13. gecesi indirildi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a 1. gün indirildi. Doğru mu? Anne kaçıncı gece oluyor? 27. Demek ki 27. gece. Demek buradaymışsınız. Ve teknik bilgi bunu biliyorsunuz ama gençlerde geldiği için el tekrar ol ahsen. Tekrar çok güzeldir. Ne kadar? 180 dahi. Velefkanı 180 ifade dahi ediyse. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu 571. Nisan ayının 20'sinde. Yani nübüvvet miladi 611'de geldi. Medine'ye hicreti 622'de oldu. Ramazan farzı 620 yani nübüvvet ilanından 9,5 yıl sonra namaz farz oldu. Peygamber 9,5 sene daha Mekke'de namaz Miraç'ta farz oldu ya. Bakın 9,5 sene namaz farz değil. Ama kendisi kılıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın bakiye kalan diniyle amel ediyor. Peygamber'e sorarlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce Peygamberimiz ve akrabası ve diğer Müslümanlar, yani bütün peygamberler Müslümandı. Öyle sonradan kendileri işte başka isim vermişler. Ne ile nikah yapardı? Peygamberimiz gelmeden önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babası, dedeleri ve iman edenler ne ile nikah ederlerdi vesaire diğer şeylerin de bu çarpıcı soru olduğu için söylüyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın baki kalmış diniyle. Bir din hükmü kalkmadıkça öteki peygamberin hükmü devam ediyor. Dolayısıyla o nuru haktan mahrum olmamışlar. Bu da böyle bilinen. Oruç
Peygamber aleyhissalatü vesselam nübüvvet geliyor. 1,5 sene sonra hicretten, yani Medine'de. Hicretten 1,5 sene sonra, yani 12,5 sene sonra farz oldu. Bu da bize çok ilginçtir. Niye bunu okudum? Sırrı buradadır. Ne? Ramazan, bu benim çıkarımım. Bu benim. Namaz ne zaman farz oldu abiler? Nübüvvet gelince? 9,5. 9,5 yaşında çocuğa zorlayın. Oruç ne zaman farz oldu? 12,5 sene sonra. Hicretten mi? 12,5, 12 alınır oruç. Oruç buluç ayı ya, erkekte. Oruç, kaza orucu olanlar 12 alacak. Fıkıhta da geçer bu. Zekat, hicretten 2 yıl sonra, nübüvvetin ilanından yani 13 sene geçmişti. Hac, nübüvvetten 19 yıl sonra, yani 631'de farz oldu. Kurban, haçtan sonra. Hacın içinde 19 yıl sonra, sıra haçtan sonra gelir. Böylelikle oruç hakkında bir de bir hadis okuyayım. Ama hadis-i şerif bu. Ulemaları tabi bazı belki ağır gelebilir ama ulemalar bunu şey yapmıştır. Okumasam da olur, belki yanlış anlarsınız. Ama madem şey söyledim, şu 5 şey var. Oruçlunun orucunu bozar diyor. Yani ama bunun başka bir hadisler de var ama ben kendi nefsime yazmışım. Hadislerden ahkam çıkartamayız. Oruç ne bozulacağını fıkıhta yazıyor ama Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın Camus-Sahir cilt 2 sayfa 7'de bu hadis var. Kendi nefsim için yazmıştım. Ben sizinle paylaşıyorum ama böyle bakmayın ama. Orucu kendi nefsime demiş ki bu hadisi aldım. Orucu şu kaç şey bozar? 5 şey. 1. Dedikodu yapma. Yani mesela şöyle düşün. Gıybet etmek kardeşinin çiğitini yemektir, değil mi? Yani o gibidir avama. Havası öyle değildi, öyledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ayşe Sıdıka validemiz böyle. Böyle yapınca ağzını tükür diyor, kan göreceksin. Onun için avama ruhsatlar var. Havas böyle düşünür orucunu. Avamın orucuyla havasın orucu. Bak dedikodu orucu bozmak. Mesela gıybet etmek kardeşin çiğ etini yemektir, değil mi abiler? Ölmüş hem de. Peki Ramazan'da et yemek orucu bozar mı? Bozar. Demek ki gıybet etmek orucu bozuluyor. Kimin? Havasın. Elhamdülillah avamın değil, biz avamız. Orucumuz gıybetle bozulmaz ama işte oruç sıkıntılı. Yani anladınız mı yani böyle? Havas, üst tabaka, azimetle. Nasıl ki gıybet, kardeşinin çiğ etini yemek gibidir, o yemektir diye anlar. Onun için kimse havastan dem vurmasın. Havasım, havas deyince bak faturası ağır. Bir tanesi öyle demişti. Demişti ki, abi dedi ben evli olmak istiyorum dedi. Şartlar nedir? Dedim bak bu iş ağırdır. Bu işte uğraşma. Sen vazifene bak. Baktım zorluyor. Ne yapacaksın yani Ramazan şeyi evliyalı. Bak adam evliyalı için dolmuştan kurtulurdum diyor. Peki tamam. Evliyalının bir 16 tane şartı var. Birincisi şu. Gıybet etmek orucu avam için bozmaz. Havas için bozar. Kefaret gerekiyor. Et yediğin için kasten. Kefaret tutacaksın. Güne günde değil. Abi ben bu işten vazgeçtim dedi. Aynen öyle. Şaka demiyorum size. Birincisi dedikodu. Havasın orucu. İkincisi yalan konuşmak. Bozar. 3. Söz gezdirmek. Duydun mu Fatih? Falanca şöyle yaptı. Ya oğlum ben bir şey demedim. Ya onu söylediğini söyledim. Bak. Söz gezdirmek, yalan yere yemin etmek. 4. 5. Şehvetle namahreme bakmak. İtiraz edersin. Bu havasın orucu.
Seninle alakası yok itiraz edene. Diyorum ki bu kendime zaten kitaptan değil. Siyah kendime yazmış. Ya yolumda da aynısı var abi. Var değil mi? İmam Gazali Hazretleri ben... manayı söylüyor. Üstad orucun ekmeli diye bunları tarif ediyor. Evet. Şimdi bir beden orucu var. Bir aklın orucu var. Bir de kalbin orucu var. Yani üç tane oruç. Üç cemaat var değil mi abiler namaz kılarken? Bir, bedenimizde 200 trilyona yakın hücre var. Her bir hücre tek tek hasandır. 200 trilyona yakın hasanların toplamı cemaat. Bu bir cemaattır. İki, İstanbul'da durduğun için bütün İstanbul ahalisi işte senin safındadır. Üçüncüsü de sat-ı arz, dünya yüzü, merkezi, mescittir. Bak üç tane cemaat azime. Na'da geçiyor bu. Şimdi başka Ramazan hakkında bu biraz tabii şey geldi böyle. Ahad, kurbet, tap olması çok şey yani. Bu kitaplarında geçiyor. 19. mektupta geçer yani. Mucizat-ı Ahmediye'de Ramazan hakkında had, tap, kurbet, Kur'an'da Ramazan diye geçiyor. Şimdi ben burada kaç tane var nükte? Sanırım 9 tane olması lazım. 8, 9 tane. Ben buradan bir tanesini okuyabileceğim. Bir tanesini. Yedinciyi okumak istiyorum. Yedinci. Bir, iki hep duyarız ve okuruz. Ama yediye gelene kadar belki Ramazan bitiyor. Yedincisinde ne var? Beraber şey yapacak. Ramazan-ı Şerif demek ki Ramazan Risalesi'nin başında oruç hakkında farziyetine dair ayeti koyması gerekirken, belki öyle düşünüyoruz, Kur'an'ın indirildiğine dair ayet konması gösteriyor ki Ramazan Kur'an'a aittir. Kur'an'la meşgul olmak. Şimdi Kur'an'la meşgul olunca ne olur? İnsan adi beşeriyetten sıyrılıp ruhani bir şahsiyet ve kimliğe bürünür. Bu da aynı samet olur. Yani aynı samet ne demek? Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı, bütün mahlukatın ise ona muhtaç olduğu manası. Allah hiçbir şeye muhtaç değil, o ise her şeye muhtaç. Biz ise yeme, içme ve cinselliğe muhtaçız. Ramazan'da bu kalkıyor işte. Yeme, içme, cinselliğini kaldırarak sanki Cenab-ı Hakk'ın bu sıfatına aynı oluyoruz. Onu okuyacağım. Onun için aynı samet olmak kolay iş değil. İnsan olmak gerekiyor. Ramazan orucu, bunu da söylemek istiyorum, beşerden insanlığa dönüşün dönüş serüvenidir. Hiç kimse anasından insan doğmaz, beşer doğar. Beşer şerlerle karmadır, zıtların cemidir. Ayrıştıkça insan olur. Onun için peygamberler beşeriyetten insanlığa çıkartmak için gelmiş. İşte Ramazan beşeriyetten insanlığa, ki usta diyor ki Ramazan'ın hürmetini tutmayan o insan, insan ismine layık mıdır diyor. Aynı samet olmak bir daha. Samet, kulu vallahu ehad, Allah'ın samet. Yani aynı samet olmak kolay değildir cümle benim değil, ustadın. Kolay değil. Mesela bir köpeğe oruç tutturamazsınız. Bir sığırığa tutturamazsınız, olmaz yani. Meleklerin de yok böyle. Aynı samet olmak insana mahsustur. Yeme, içme ve cinsellik. Yani mesela diyelim ki sığır otu var, köpeğin eti var, ihtiyacı var, şiddet ama hayır diyor, yemiyor. Müthiş bir hadise. Bak sığırcığım, lütfen bu otu sonra, arzunu tehir et, ertele ve ötele diyemezsin. Anlatamazsın. Yapamazsın. Şiddetli ihtiyacım var, benim değildir. Aczini biliyor. Acizliğini, malumat veriyorum ama bu mana daha güzel otursun diye. Aczini bildiğin kadar Allah var olur, fakirliğini bildiğin kadar ahiret ortaya çıkar sende. Acz ve fakr. Usta çok zikrediyor. Acizlik ne işe yarıyor? Acizliğini bildin. Allah var oluyor. Aleminde Allah nasıl var oluyor? Allah hayal gibi geliyor bize. Acizliğimizi hissetmediğimiz için. Acizliğimizi hissettiğimiz kadar Allah hayallikten çıkar,
his ol, his olmaya başlar. Fakirlik nedir? Ebed istiyorum, sonsuzluk istiyorum, ölmek istiyorum. Ne istiyorsan hiçbirisi yok. Bu kadar fakirim. Talebin kadar fakirsin. Cevap kimdir? Ölmek istemiyorum, ebed istiyorum, sonsuz olmak istiyorum, her yerde olmak istiyorum. Her istediğim olmasını istiyorum. Buna cevap veren kimdir? Ahiret. Fakirliğim kadar ahiret aktif olur. Acizliğin kadar Allah, fakirliğin kadar ahiret var olur. Bunu gösteriyor Ramazan'da insan. Allah hayallikten çıkıyor, fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etmeye dönüşmeye başlıyor. Et duruyor burada, balık duruyor burada, hoşaf duruyor burada. Hayır diyor, bu insan yapar. Beşer yapamaz. Bunu yapan insandır. Beşer yapamaz. Erteliyor ve öteliyor. Beşeriyetten sıyrılıp insan olmak serüveninin mukaddemesidir Ramazan. Çok ilginçtir. Hiçbir yerde ustad demiyor bunu. Bir şirk için tabiat risalesi ne diyor? Muzah bir eşek olsa. Ramazan'ın hürmetini tutmayan insan ismine layık midir? Ramazan'da diyor. Bir de itikatta diyor orada tabiat risalesi. Başka demiyor. Ağır tabir yok. İki yerde tabir var. Ramazan insan olmanın mukaddemesi. Yani beşeriyet, beşer yer kardeş. Beşer yer kardeşim, içer kardeşim, cinselliğe meyillidir. Ama insan bundan sıyrılması kadar, sıyrıldığı kadar insandır. Aynı İsamet, kulu vallahu ehed, Allahu Samed'i anlatmaya çalıştım. İnsan olmak. Ya. Yedinci nükte, Ramazan'ın sıyamı. Dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Yani şurada gördüğümüz insanlar var hepiniz. Kimimiz bir hafta sonra, bir ay sonra, bir sene, 10 sene, 50 sene sonra Allahu Alem, belki çocuk var oldu, belki de onda olabilir. Belki bunu da katalım. 100 sene sonra o da yok. Hiçbirimiz yok olacağız. Bu konuşmaları orada beraber mutalaa edeceğiz. Beraber. Çünkü Allah burada bizi bırakmadığı gibi orada birbirimizi bırakmaz. Delilim de şudur. 76 şualarda diyor ki suret hakikate istinad eder. Bu surettir. Aynı anda ahiret oluyor. Ahiret olmayacak. Oluyor zaten. Suretle beraber. Sıra yoktur. Güneş gibi. Yok Sultanbeyli'ne vurdum ışığı, pendiye sonra vurayım. Öyle yok. Yani şu anda surettir. Suret hakikatla beraberdir. Suret hakikate istinad eder. Hakikatsiz suret yoktur. Suret var mı? Hakikati de var şu anda. Canlı filmler çekiliyor. Şu anda. Film derken o oluyoruz. Film deyince böyle değil. Ona dönüşüyoruz. O. Zaten ahiret diyoruz da gayrimunteşirde, asar-ı bediyede. Dünyanın inkışağının inkışafından inkışaf edecektir. Mısır patladı, ağaç oldu. Yani ahiret dünyanın bitişi, komşusu değil. Buradan geçtik o mahalleye. Öyle bir şey yok. Ruhun patlamasından patlayacak. İnkışağının inkışafından inkışaf edecek. Şu anda zaten ahiretteyiz. Ama biz zannımızın içinde, fanosun içinde olduğumuz için dünya zannediyoruz. Ahiretin bir menzilidir burası. Ahirete gittikten sonra buraya tenezzüh için geleceğiz. Hep burada oluyor zaten. Hep sende oluyor. Burası orası hep fanosluktur. Fanos. Akvaryum içindeki balığın okyanus zannetmesi. Dönüyor ya. Hafızası gitmiş. Bir sonrasını unuttuğu için devam ettiğini zannediyor. Hayır. Devam etmiyor. Dönüyor. Burası fanos. Allah Resulü'nün tabiriyle uykuda biraz bilim insanları İslam'la, Müslümanlarla, Afganistanlarla falan irtibat kurdukça illüzyon demeye başladılar. Evet, biz gördüğümüz gibi değil burası. Biz kendi zannımızın içindeyiz. Bu illüzyondur, aldanmadır diyorlar şu anda. Merhaba derler ya, günaydın derler ama. Demek ki dünya üstünün açıldığı aydır, üstü. Şu işte bak bu ders. Bak nasıl bir sakinlik var. Geçen mi hafta mı? Önceki haftaydım. Siyaset, Ukrayna, Rusya konuşuyorduk değil mi? Nasıl böyle heyecan? Biz de ben de heyecan. Ama şu anda Ramazan ne kadar sakin asude bir ders oluyor. Nasıl bir dinginlik yani, nasıl bir durgunluk.
Ötekisinde fikir, vay be falan var Ukrayna falan. Neydi o? İstikamet vermek için de o dersti. Layıkalar da istikamet ver. Gelişen hadiseye istikamet vermek. O şart, bizim vazifemiz. Yanlış düşünmemek için. Tarafkirliğimizi kaptırmamak için. Şimdi öyle değil işte. Bak insan olmak. Aynı isamet olmak Ramazan'da. Ya Allah mağfiret diyor, günahınızı affedeceğim diyor. Her şeyin sebabı belli, miktarında bahsedilmiş. Ramazan hakkında muayyen bir sebap yok. Niye yok? Peşine düştüm bu işi, dert edindim. Ramazan hakkında mesela diyor ki Kur'an'a şu kadar sebap vereceğim. Namaza şu kadar vereceğim. Oruca demiyor, muayyen hiçbir sebap katımdandır diyor. Katımızdadır, öyle mi? Ha şimdi Haşr Meydanı'na gittik Fatih, tartılıyor. Ulan bayağı günah aşağı vurdu falan Fatih. Senin 600 ton sebaba ihtiyacın var. Fatih'in Ramazan'ın 600 ton yazın. Selahattin'e diyor ki 1 ton yaz diyor. O biraz içtim hayatım ha. Onun Ramazan 1 ton yaz diyor. Mesela Kur'an için en az 10. Herkes 10. Kadir gecesi işte 30 bin. Berat gecesi 20 bin. Herkesi böyle. Herkesi böyle. Ramazan orucu hiç kimse katımızdadır diyor. Ne demek katımızda? Haşirde ne kadar ihtiyacın varsa odur. O kadardır diye açıklattım külliyatı. Ben Allah'ımı böyle biliyorum. Rabbim böyle biliyorum. Siz de böyle bilin. Böyle muameli göreceksiniz. En aynı zenni yaptı bir. Kulumun zanına göreyim diyor. Zanına göre ki beni destekliyor hadis-i şerifse. Zaten kafam ona göre çalıştı. Diyor ki cehenneme gidiyor adam. Arkaya bakıyor. Zebaniler sağdan sola bakıyor. Nereye bakıyorsun? Allah beni döndürecek diyor. Cehenneme gidiyorsan hesap bitti. Defter kapandı. Bitti. Seni götürüyoruz. Zebaniler diyor. Hayır diyor. Niye hayır diyor? Benim Rabbim böyle değildi. Ben böyle inanmamıştım. Benim Rabbim böyle değil. Ama gidiyoruz. Hayır beni atmayacak diyor. Allah bilmiyor mu? Biliyor. Sultan ismi iktizasında onlara diyor ki ne diyor kulum? Sanki bilmiyor mu? Biliyor. Ya Rab senin hakkında böyle zannediyor. Ben kulumun zannına göreyim. Çevirin onu. Bu vaadim yerine gelsin diye bu yaptım. Ama maalesef cehenneme doğru bir kişi atılıyor. Tam düşecekti ortadan hemen tutuyorlar. Cehenneme atılmadı mı? Atıldı düşerken alıyorlar. Başka bir tanesini de. Ondan sonra tabii minnettar oluyor. Sen kimsin ben iş yaptım? Ben senin kıldığın namazım diyor. E şimdiye kadar neredeydin diyor. Sen de beni hep geç kılardın diyor. Ben hep geçe iterdim ben de öyle yap. Demek ki namaz canlı ve ruhludur. Bilir sahibini, inan vallahi bilir. Ustad yatsı namazında o aleme girdi. Bu kadar bilgiden sonra aynı isamet olmak, insan olmak, uçağı kaldırmak başka bir şey de, uçağı bu hadiselerde bazen 300 kilometrede esiyor yukarıda, biraz mesleğim ya, uçak o yukarıda, o irtifayı korumak böyle, türbe, o irtifayı korumak zor. Yani insan olmak, doğduk, beşer olduk, bu gitmek var irtifa, bir insan olmak. İnsan olmak hakikaten zor ama kaliteli. Tek başına tutamazsın, tek başına dersler olmaz, tek başına yemek gelmez, tek başına çay içilmez, tek başına hiçbir şey olmaz, keyif vermez. Ders de böyle olur, beraber olacağız. Ahirette de beraber olacağız. Dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, hikmet. En çok hoşuma giden aynı samet, Allah'a en cami ayna olmak Ramazan'da oluyormuş. Şeyde olmuyor ha. Diğer günlerde 3 aylar tutuyorsun ya. Olmuyor gene. Mesela 30 gün tutuyorum. O kadar kolay ki şeytan hakikaten bağlı. Vallahi öyle oluyor. Nasıl anlıyorum? 6 gün var ya Ramazan'dan sonra. Ne orucu? Tutulmuyor be kardeşim. Lan 30 gün tutan için 6 gün ne? Olmuyor. Adam aktif. Diyorum vallahi aktifsin ya. Ne kadar gözüküyorsun var olduğun. Ne namussuzdur. Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı aman bire bindir. Sevap bu. Yani Ramazan kendisi değil. Ramazan-ı Şerif'teki sevaplar.
Ramazan katımızdadır diyor. Onun sevabı yok. Sevabı yok derken mahiyemin sevabı yok. Ne demek? Ne kadar ihtiyacın varsa o. Çünkü Allah tutuyor ya. Allah çok hoştur ya. Böyle çok tatlıdır böyle. Allah'a zevk etmeye başladın mı çocuk anasını emer gibi. Allah'tan zevk alır insan ya. Allah'tan zevk aldın mı artık kabirmiş, şuymuş, buymuş hepsi düz. Hiçbir şey hissetmezsin diyorlar. Kur'an hakimin nasıl hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. En az normal günde 10 hasene sayılır. Ne demek 10 hasene? Sevap ne demektir diye cevap veriyor. 10 meyveyi cennet getirir. 10 tane meyve. Elif desen en az 10 tane cennette meyve olacak. Ama nasıl meyve? Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kulağı insan hayal edebilmiş. Ramazan-ı Şerif'ten Şerif'te her bir harfin 10 değil 1000 ve ayet-i kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cuma gecelerinde daha ziyadedir. Cuma gece de belli değil o da. Sevap da belli değil. Yok. Mayem bir sevabı yok. Leyli-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren günah normal zamanda 1 sayılır. Sebap 10. Ramazan'da Müslümanın veya hürmetini yapmayanların günah ise bunun zıttı kadardır. Yani normal günde işlenen günahla Ramazan'ın hürmetini tutmamaktan gelen günah aynı günah değildir. Bu da böyle katlıdır. Bilerek Ramazan'a katen tövbe, istiğfar var ya böyle, istiğfar. İstiğfar, tövbe edin diyor. Erkan, tövbe edin diyor, mealen söylüyorum, imdadınıza yetişeyim. Ne istiyorsun? Tövbe et ilk önce. Öyle diyor. Etmemiz lazım. Leyli-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet, her bir harf 30 bin baki meyveler veren Kur'an hakim. Ne demek olduğunu nasıl anlarız biliyor musun? 30 bin. Sekerata, ölüm anı gelince, kabire girince 30 bin ne olduğunu biliriz. Bilmeyiz de hissederiz yani. Yani şu anda bize şey geliyor, oturuyoruz ya İbrahim. 30 bin. Vay be. Vay be diyoruz. O öyle değil işte. 30 bin kendisi ona dönüşecek. Bu 30 binmiş ya. Ulan derste oturuyordum ya. Şimdi televizyonda kalktım oraya geldim. Gerçi televizyonun yok da. 30 yani geldim bu derse elhamdülillah. Bunun sevabı var mı? Mahir yok. Bilinmiyor. Herkese farklı. Kur'an hakim öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki yani Ramazan bir çekirdek tuğba-i cennet gibi. Cennet ağacı gibi oluyor. Ameller, iftarlar, hakikaten teravihler. Ne kadar keyifli oluyor ya. Ha bu arada söyleyeyim. Ramazan'da rahmet büyük olduğu için Allah'ın rahmeti büyük. Hürmetine, hakikatine hürmet etmeyince Allah gadaba geliyor. Onun için depremler Ramazan'da olmasının hikmeti bu. Yani rahmet, tecelli büyük. Onun hürmetini tutmayınca diyor Üstad, gadab-ı ilahi geliyor. Onun için 14. sözde vesaire hep böyle tokatla Ramazan'da geliyor depremler. Depremler Ramazan'da geliyor. Böyle de bir şey bekleniliyor Ramazan'da, İstanbul'da. Biz de buna mukabil ne yapabilirim diye Arnavutköy'ü de söyleyeyim size. Umumi açılışa yetiştiremeyeceğiz düş böyle şeyleri, betonları ama biz orada vakıflar gireceğiz. Gireceğiz, şey için söylüyorum, Ramazan, bir şey anlatmak için. Yani teravihler kılınacak, orada kalacağız yani, ben de orada olacağım, bu da. Cumartesi dersi olacak. Ama açılışı inşallah bayramdan sonra herhalde şey olacak. Sebebi rahmeti ilahiyeye hürmet etmek adına bu semavi musibet ve tokat, deprem vesaire bu şehrin ahalisinin dışarına bu dışarıya atsın bela ve gadap dışarıya atılsın diye sadaka-i makbule adına Allah'ın evini açacağız. Mescitler, dergahlar, medreseler, namaz kılınan evlerimiz Allah'ın evidir.
Onun için Ramazan'da gayret ediyoruz ki bu defi belliyat olsun, sadakayı makbul olsun diye bunu da bildireyim dedim. Demek ki baki meyveler Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak, seyret ve düşün ki bu rufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. Onu kabre girdiğin zaman olur. Daha önce ölen var mı? Murat öldü mü daha önce? Yok, ilk defa öleceğiz. Değil mi sen? İlk defa. Yani ölümü bilmiyoruz. Ama ölüm böyle bayılmak değil, onu biliyoruz. İğneden, iğne vurup da narkoz veriliyor ya, o bilene kadar korkutuyor değil mi? 1000 kişiden 5 kişi gelmiyor. Onun için narkozu yiyip 1000 kişiden 5 kişi gidiyor. Narkoz da gidiyor. Ameliyat da gitti diyor ama değil işte. Narkoz da gitmiş. Ölüm işe bayılmak değil, narkoz da değil. Ama Allah'ın izniyle Müslümanlar ve sizler oruca riayet edenler, hürmet edenler inan teris alacak. Benim Rabbim öyle. Allah'ı bilmiyorum, Rabbim öyle. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşer, bir pazardır. Alışveriş. Veriyorsun, alıyorsun. Zaten iftara yakın değil mi İbrahim? Ne kadar hoş oluyor ya. Koşturuyorsun falan. Mesela geliyorsun, pideyi aldın. Arnavutköy'e böyle abi yetişeyim falan. Değil mi? Ne acayip bir şey oluyor. Böyle çorbaları. Sen dersen. Sen İstanbul'da da var değil mi dersen? Darüselam abi. Nerede bu? Atlas Park'ta mı karşında? Burada ya. Şu an iftarlar çok antika ya. İftara yakın böyle. Geliyorlar. Davetsizler de geliyor. Pat diye zilinize basıyor. Acayip bir şey ya. Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşer, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Acayip bir toprak ya. Ruhu toprak yapmış Allah. Kur'an'ı ekiyoruz. Ruhu toprak yapmış Allah. Kur'an'ı ekiyoruz. Ruhu toprak yapmış Allah. Kur'an'ı ekiyoruz. Kur'an'ın toprağı ruh oluyor Ramazan'da. Ats ve fark, noksan ve kusurun derüte etmeyle. Atsı ve farkı anlattım. Ruh toprak oluyor, Kur'an'ı ekiyoruz. Düşünebiliyor musun? Ruh toprak olursa Kur'an nedir? Hadi hep bir şey ya. Ve neşün ne mayi amel için bahardaki mayi nisandır Ramazan. Neşün ne mayi amel için baharda mayi nisandır. Yani Nisan yağmur derler ya. Nisan yağmur hakkında da hadis-i şerif var. İlk yağdığı zaman böyle sema belki kirlidir. Birkaç dakika bekleyin. 5-10 dakika insin, temizlensin. Sonra kaplarla o suyu alın. O su şifadır. Nisan yağmur şifadır. Saltanat-ı rububiyet ilahiye karşı, yani Allah'ın Rablığı, rububiyeti, Allah kainatın patronu, buradan çıkarıyorum. Allah kainatın yöneticisi. Allah Allah'lık yapıyor yani kainatı. O yönetiyor. Beşerin böyle sebebi, tesiri basit yani. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiye karşı Ramazan'da insan ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Yani Allah kainatı Allah'lık yaparken, Allah yönetirken, Allah kainatın sahibi. Bunu anlamlandırıp farkına gelip, furkanlaşarak aynayı samet olup onu ruhunda göstermek. İşte bu da ubudiyeti beşeriye, görüyor musun? Beşerin ubudiyeti insan olmak için. Ubudiyeti beşeriye. Fark eden bunu yapabilir. Fark eden. Mesela yaşadığının farkında olmayan namaz kılamaz. Niye insan namaz kılmıyor? Niye hakkı hukuka riayet etmiyor? Niye sözünde durmuyor? Niye yalan söylüyor? Niye gasp ediyor? Ne sorarsanız sorun. Cevabı tektir. İnsan kendisini tanımıyor. Niye? İnsan kendisini bilmiyor. Tanımıyor. Tanısa yapmaz. Bilmiyor. Demek ki Allah'ın kainattaki böyle tasarrufu, yönetimini fark edip Furkan olan ubudiyet eder.
ubudiyetin beşeriyenin resmi geçit yapmasına, yani Cenab-ı Hakk'ın böyle tek tek ibadetler değil de toplumsal bir ibadet oluyor. Ne acayip bir şey ya. Mesela yatsı namazı Sultanbeyli'de okunuyor. Sonra bir dakika sonra başka ilçeye, bir dakika böyle. Hiç ezansız dünyada an olmuyor. Görüyor musunuz bu aynaya? Hiç düşündünüz mü? Sultanbeyli'nde işte 10 geçe, 11 geçe bilmem neresi, 12 geçe. Ya bitirmeden o Allahu Ekber, o da Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Hiçbir zaman dünyada ezansız an yoktur. Sen Sultanbeyli'ne göre düşünüyorsun. Küre-i arzda ezansız an yok. İşte aynı böyle bir aynayı düşün yani. Dünyadan çık, küre-i arz bir ezan okuyor. Bir kafa, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ramazan da böyle. Yani fertler, tek tekler bütünselliğe gelmiş. Hepsi bir bütün olmuş. Aradaki beşeriyet kalkmış, insan olmuşuz. Ramazan'da beşerin insana dönüşme hali. Beşer, zıtlar cemi ya zıtların. Beşer, bişer, zıtlar, celal ve cemali, hak, batıl, karma. Ama insan öyle değil. Bunu fark ettiğin kadar farkındalığın oluyor. Farkındalığın kadar Furkan oluyorsun ve insan oluyorsun. Bunu en güzel gösteren Ramazan. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve heva pelestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Yani bu ayda bir de şunu söyleyeyim size. İyisiniz değil mi? Sıkılmadınız. Var mı öyle? Ramazan denilen bir melek var abiler. Cebrail diye bir melek var ya. Cebrail, Mikail, İsrafil diye. Bir de Ramazan isminde bir melek var. O aktif olunca Ramazan ayı oluyor. Ramazan ayı olunca o aktif oluyor demek. O şahsiyeti bir melektir o. Komple ayın sahibidir. Her bir aya ait bir melek müekkeli var. Ramazan deniliyor buna. Onun şahs-ı manevisine giriyoruz. Ona dönüşüyoruz. Güya muvakkaten, bak burada söylüyor. Ramazan ayında yeme içme cinsellikten uzak olunca aynı isamet oluyoruz demiştik ya. Ne oluyor sonra? Muvakkaten, yani o aya, Ramazan'da ait hayvaniyetten çıkıp, hayvan demek bu sığır manası değil, canlılık, yani mahlukiyet, canlılık, hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut yani Ramazan'da insan beşere, beşer de beşerden çıkıyor, meleğe dönüşüyor dedim ya Ramazan. Denilen bir meleğe dönüşüyorsun, daha ileri götürüyor. Veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını, yeme, içme ve cinselliğini muvakkaten bırakarak bırakıyoruz. Beşeriyete ait onlar. Bırakınca ne oluyorsun bak şimdi? Uhrevi bir adam. Sonra tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek, yani artık dünyada beden iken aklı, ruhu, kalbi buralı değil. Uhrevi bir adam oluyor. Uhrevi. Yani ahiretin üstünü açıyor. Ona dönüşüyor. Sonra ne oluyor? Tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek sam ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Allah'ın kul vallahu ehad, Allahu samet. O samet, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeye ona muhtaç olan Allah demektir samet. Ramazan'da insan buna encame ayna olunca ne oluyor sonra? Şöyle bir misal vereyim. Şimdi bu ayna düşünün. Temmuz Ağustos'ta gündüz 2-1'de bu ayna şiddetli güneş vursa bu ayna gözükür mü güneşten dolayı? Gözükmüyor. Gözükmez. Bu ayna gözümüzü alır. Şiddeti zuhrundan, yani Temmuz Ağustos 1'de bu aynaya vurduğu zaman aynayı göremezsiniz. Güneş olur bu. Güneşe dönüşür. Muhyiddin Arabi, Vahdetil Vücud, bakmış
Güneş burada aynayı görememiş. Güneş var demiş ya, siz kafayı mı yediniz? Burada ne ayna demiş. Hemos'tur işte buradan çıkmış. Şiddeti tevhidden, sekirden aynayı görememiş. Aynayı görebilmek çok zordur. Şimdi burada bak iyi dinleyin. Bu ayna niye gözükmüyor? Şiddeti güneşten dolayı. Şimdi gözükür bu ayna. Şimdi bu ayna yerine ruh koy. Buraya da Allahu Samet tecelli edince ayna ama değil yani. En cami bir ayna. Öyle. Allah yer mi? Haşa. İhtiyacı yok. İçer mi? Yok. Cinsellik içer. İnsan ona dönüşüyor. Yani bu ruh aynasında, yani aynada şiddeti zuhurundan var ya, Allah niye gözükmüyor? Şiddeti zuhurundan gizlenmiş. O kadar Allah açık ki kapalı seviyesine gelmiş. Zeka da öyle. Çok şiddetlileri, şiddetli bir zeka sahibi deli gibi olur. Deli olurlar yani. Onun için bakır ki yatanların bir kısmı şiddetli zekavetlerindendir. Ustad da yatmış. Yatırmışlar ya. Şimdi ayna temiz olması, bir de güneşin Temmuz Ağustos'ta en şiddetli hangi günse vurması, he Hamza, aynayı gösterir mi? Ayna gözükmez. Gözüken güneş olur. İşte Ramazan'da, Temmuz Ağustos'ta güneş, Ramazan'daki Müslümanın ruhu o kadar ona muhatap olmuş ki Allah da perdesiz Temmuz Ağustos'ta tecelli eden güneş gibi öyle şiddetli tecelli ediyor ki ayna yok artık. Ahiret adamı. Yani aynı Samet. Samet'in. Abdussamet yani. Öyle işte. Şimdi şeytan demiş ki Hallacı Mansur'a, sen enel hak dedin, evliya oldun. Ben enel hak ben dedim, ben şeytan oldum. Niye demiş? Ben hakkım demiş. O da ben hakkım demiş. Hallacı Mansur demiş ki, ben onu derken ona bakıyordum. Yoktum ben. Ama sen enel hak derken kendine bakıyordun. Sen vardın. Burada çok incedir bu güneş vurduğu zaman aynayı görmek. İşte çok şiddetli tecelli aynı darlığı ortadan kaldırır gibi oluyor. Allah'ı görmemek meselesi Allah'ın sorunu değil. Aynayı görmemek aynanın sorunu, güneşin sorunu değil. Aynayı görmemek aynanın sorunudur. Şiddeti zorundan ortadan kalkmış. Güzel bir ayna olsan da gösterebilsen. Demek ki Allah'ın gözükmemesi değil, gören insanın görememesidir. Kafa gözüyle gözükmez. İnsanoğlu Allah'ı görüyor da, hem bu soruyu cevap vereyim. Allah'ı insan gibi düşündüğü için, şekille düşündüğü için, şekilli bir Allah yok, onun için gözükmez demiş. Oysa huzur, neşe, saadet, mesela şu anda huzur. Derste huzur yok mu şu anda? Huzurunuz yok mu? O hazır olduğu için, senin ruhunda gözüktüğü için sende huzur oluyor. Şu anda Allah'a Latife-i Rabbani'yi görüyor ama kör olası cehalet görmeyi göz cinsinden, duymayı kulak cinsinden zannettiği için vicdandaki Latife-i Rabbani'nin Allah'ı gördüğü ki huzur var. Bu huzuru nasıl tanımlarsın öyle? Namazda, Kur'an'da, sohbette bir huzur olur böyle. Bu huzur Allah gözüktüğü için ama biz gözükmeyi şekle indirdik. Bakın bu ayna gözükmemesinin sebebi güneşin sorunu değil. Aynanın sorunu. Allah'ı görmemek insanın sorunudur. Allah'ın sorunu değil bu. Şiddeti zuhurundan vurmuş. Gözükmüyor ayna. İşte Ramazan'da da o aynanın şiddeti, güneşin o şiddeti, aynanın patlığı, ikisi bir araya geldi. Ayna tozlu olsa, çatlak olsa, yamuk olsa, gölgede olsa öyle gözükmez. Aynanın berraklığı, temizliği, güneşin de perdesiz o ay. Kendisini yapmış, perde koymamış güneş. Çekilin demiş ya bu bulutlara, çekil. Şiddeti zuhurumdan tecelli edeceğim. Ey şiddeti zuhurundan, azameti kibriyasından tesettür etmiş olan zat-ı akdes diyor. O zaman o Allah bulutları kovuyor. Ayna da o anda atfak, noksan, kusun, deruhte edince, yemedi, içmedi, cinsellikten uzak,
Ayna tertemiz oldu. Ruh oldu toprak. Bir vuruyor aynaya. Uhrevi bir adam. Veya melaike. Veya aynayı Samet. Gözüken Samet. Senin aynada. O gözüküyor. Ramazan'da oluyor. Nasıl oluyorsa. Oluyor işte. Başka bir şey oluyor. Melek oluyor diyor. İnsan meleği de aşıyor. Cebrail Aleyhisselam bir adım da atarsam yanarım dedi değil mi? Bizim adımıza reisimiz, usta dezelimiz o gitmiş. Bizi temsil etmiş. Biz vekalet vermişiz. Vekil asıl gibidir. Biz noterde vekalet verdik iman ederek. Mahkemede söylüyor. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu vekaletmiş. Peymanımız diyor. Vekalet asıl gibidir. Onun için Miraç'ta biz de vardık. Uhrevi bir adam tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savm ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Allah Allah. Ne anladıksa. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömürde, kısa bir hayatta, baki bir ömür. Ne kadar kaldı yaşayacaksın? Mesela öyle bir kardeşler var ki bildiğim birkaç kişi var. Bak bu derste yok şimdi mesela ahirette. Mesela bir tanesi İETT'de şey olan değil mi mesela diye. Sizin hatırınızda gelen de var. Kamil abi şunlar bunlar değil mi? Mesela içimizde olup da olmayan şimdi. Ne dedi bak bu fani dünyada, fani ömürde, kısa bir hayatta, baki bir ömür oluyormuş Ramazan'da. Uzun bir hayatı baki tazamun ediyor, kazandırıyor. Yani fani bekaya dönüşüyor bu ay Ramazan'da. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. 83 sene ya. 80 sene. Kaç yaşındasın? Ben. Yok, arkadaki. 25. 25. Bulu çağı 12 olsa, hadi 15 olsun, 25. 10 sene. 10 sene Ramazan. 10 sene. Bir Ramazan 83 sene. 10'la çarparsan 800. Bak bu kadın annem ömrüm var. Bu Ramazan'la aldın. Koy kenara. Adem Aleyhisselam'a iman ettin. Etmezsen kafir oluyorsun. Ha, bu kadar rızık taşıyorsa o kadar rızık da var. Rızık varsa rızık da var. O zaman Adem Aleyhisselam'a iman ettin mi? Amelin Adem Aleyhisselam'la başladı. Onun ameline de ortak oluyorsun. Peygamberliğini reddedersen bedeli ağır. Matematiği çok severim. Mefhumun muhalifiyle. Onayladım. Onun amelin ortaksın. Bak ömrün senin o zaman başlamış. Ramazan'daki kârı koyduk. Bir de ömrün oradan başlamış. Bir de ezel ve ebedden medet alır diyor. Alın çok şükür. Bir de cemaattan alacaksın. Bak bir cemaattan alacaksın. Namaz seni iş yapacak. Tesbihatta yaptın mı arkasından şahs-ı manevi girdin. Şahs-ı manevi çok ders yaptık. Şahs-ı manevi girdin zaten seni bırakmaz. Arkanı da bırakmaz. Şahs-ı manevi nedir diye merak ederseniz bizim sitede şahs-ı manevi nedir diye orada var o. Şimdi diyor ki Ramazan'da 83 sene. 10 sene Ramazan geçirdin. Var mı kazan? Yok. E tamam. O zaman 10 çarpı 83. Şu kara bak ya adamın. 830 sene yaşamış gibi. Sırf Ramazan'dan aldın ha. Bir de benim sevabım sana gelecek. Bugün dün bir küçük çekmecede eşyalarımı topluyorum Arnavutköy için de. Bir tabela gördüm baktım. Göstereceğim size inşallah getirseydim. Böyle şey yapmış çerçeve ne diyorlar buna. Amerikalı. Müslüman olmuş. Bize bir teşekkür manasında bir yazı yazmış. Onun tabela yapmış. Bana hediye göndermiş. Onu da niçin söyledim? Onu da sana yazıldı. Biz ihlassızlıkla bozmuş olabiliriz ama sana yazıldı. Fatih'in okuduğu Kur'anlar sana yazıldı. Ustadın şey, nereye iman ettinse, kimi doğrular onayladınsa bütün sevapların ortaksın. Çok şükür kurtardın gidi. Leyla-i Kadir'de ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sıra bir hücceti katıadır. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya culus-u humayun namiyle veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazar bazı günleri bayram yapar. Niye böyle yapıyor Allah? Allah olduğu için. Yani
Bunu akılla çözemezsin bu rahmeti. Çünkü Allah bu kainatı akılla kurmadı. Akılla bu kainat kurulmadığı için akılla bu kainatın içini sırrını çözemezsin. Mesela mezar öldükten sonra dirilmeyi akılla çözerdi. Kimya ile çöz, matematikle çözebilir misin? Allah kainata bizim aklımızı mühendis yapmadığı için aklımızda kainatın içerikleri çözülmez. Rahmeti de anlaşılmaz. Onun için Allah yapıyor. Niye bu kadar bol veriyor? Veriyor Allah'tır da benim gibi değil ki ya. Ben o zaman böyle toz gibi de ezersin yani ama Allah işte. Ne yapıyor? Padişahların culus-u humayin deniliyor. Tahta çıkış günlerini af, ikramlar, ihsanlara bayram yapıyor ya. Aynı o gün işte burada da culus-u humayin namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatını asar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, mesela padişah o günlerde umumi bir sistemle değil, belki hususi ihsanatına, perdesiz huzuruna, o gün herkes çıkabiliyor huzuruna. Abdülhamid'in huzuruna çıkabiliyor. Ve has iltifatına ikram ediyor. Ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Diyor, herkes o gün padişahla görüşür. Her türlü hediye alabiliyor. Öyle de bu örnek gibi ezel ve bed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelali. Bak. Celle Celaluhu. 18 bin alemin padişahı. Yani patronu. O 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman-ı alişanı olan Kur'an hakimin, 18 bin alemin haritası olan Kur'an'ı Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan'a mahsus bir bayram ile o zaman o ayı bayram, Kur'an bayramı diyor. Ve bir meşer-i Rabbani, biri meclis-i ruhani hükmüne geçmek, yani insan suretinde melekleşmek. Oruç tutan melek oluyormuş. Burada dedi 3 tane şey oluyor. Uhrevi adam, melek ve aynı isamet. Bir şey söylemiştim, size şaka gelmişti. Sonradan dönüşler, abi doğru mu söyledin diye. Sokakta gördüğümüz var ya çok. Hepsini insan zannetmeyin ha, ama korkmayın. İnsan suretinde iblis olduğunu zaten insan söylüyor. İnsan suretine şeytanlar demiyor mu? Onlar diyor, libas giyseydi bunlar gibi, bunlar libasını çıkartsaydı onlar gibi olurdu. İnanın vallahi insan suretinde şeytanlar dolaşıyor. Aynen insan. Elini tutsan boşluk olur. Allah Allah. İnan. Vallahi bak yeminle söylüyorum. İnsan suretine haza şeytan. Asıl saadeti gözüküyordu. Yol değiştiriyordu adam. Sonra işte rahmet ilahiyle raçtan sonra adam gizden şey yapıldı. Şimdi öyle yani. Ama Ramazan'da, peki bunu nasıl anlarız? Ramazan'da en belirgin hale gelir. Şeytan olduğu. Net. Adeta turnusol kağıdı gibi. Asit mi baz mı? İkisi de asit ile baz eşittir. Aynıdır. Kimyasal aynıdır. Su ayrı da aynı. Ama bir tanesi asit. O turnusol kağıdı bir şey yapınca bu kırmızıya döndü. O kağıt ayrı diyormuş. Asit mi baz mı diye. Ramazan ins mi cin mi? Ruhu bazısının ruhu şeytan. Bazısının hevallahi cesedi de şeytan gibi oluyor. Mesela Allah Resulü diyor ya siz akşam diyor ey sen şey yapmayayım. Şu şekilde gözükürse besmele çekin kaybolursa odur değilse olmasa. Yani bayağı cismen gözükür. Tamam? Her neyse biliyorsunuz. İşte niye anlatıyorum bunu? Ramazan'da ins ve cini turnusol kağıdı Ramazan oluyor Muhammed. Aleler hiç hürmet etmiyor değil mi mesela? Böyle İslam'a öyle hıncını şey yapıyor ki. He vallahi insi şeytan. Hiç şüpheniz olmasın. Hatta ondan daha ileri diyor. Allah Allah. Bir meclisi ruhani hükmüne geçmek
Mukteza hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır. Bayramdır ne? İnsan, beşerden insan olmak, insandan, bak bayrama bakın. Beşerden insan olmak, insandan uhrevi adam olmak, uhrevi adamdan melek olmak, Ramazan denilen bir meleğe dönüşmek, ondan sonra aynı isamet olmak, burada orayı yaşamak oluyor. Ramazan da bunu yapmış. Sebebi Kur'an indirildiği için. Cülus Hümayun gibi padişahlar tahta çıkış, çıkışını nasıl bayram yapıyorsa Allah da Kur'an'ın adına bu ayı bayram yapmış. İnsanları madem Ramazan o bayramdır elbette bir derece süflü ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise, orucun ekmeli iyi, hangi şey? Mide gibi, sırf mide değil ama elhamdülillah midede. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki ubudiyetin suretini de Allah ahir zaman ümmeti Muhammed ümmetine kabul ediyor. Geçmiş peygamberlerin ümmeti sureti değil hakikati de olması lazım. Şimdi biz suretinde Allahu Ekber namaz kılsak namaz namazdır. Ey vesveseliler. Kimde varsa. Aklım gidiyor ne yaptım bilmiyorum abi namazını. Namazı namaz. Sureti de doğru. Ama kalitesi o kadar. Mide gibi Ramazan'da bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat insaniye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Hayalini oruç tutturmak, gözünü oruç tutturmak. Mesela gözün orucu kapattır. Tak indiriver bir vacip. Bir vacip de yüzlerce sünnetten üstündür. Tak Ramazan'da da zaten katlanıyor kademeli. Yani muharremattan, haram şeylerden, malayanattan, gıybetlerden, iftiralardan en büyük gıybet haberlerdir. Yalan. Küllümen yalan. %98'i yalan. İşte şunu aldı, böyle aldı, şunu vurdu. Böyle. Yalan. İnanmayın. Malayanattan, malayaniyattan. Niçin söylüyorum? Kulazı bir Rabbil Felek de söylüyor bunu. Ve her birisine mahsus ubudiyeti sevk etmektir. Mesela dilini yalandan. Bak, o dili oruç tutturmak, dilini yalandan, gıybetten, galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmaktır. Dili oruç tutturmak neymiş? Yalan, gıybet, pis pis konuşmak, galis tabirlerden uzak tutmak, dilin orucu. Ve o lisanı devam ediyor. Mesela diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam, bir harama bakabilirdin değil mi? Ben keseceğim arkadaşlar. Az kaldı. Yalana, harama bakabilirdin. Bakmadın. Allah bir sevap vermekle beraber bir günahını da yok ediyormuş. Çift çalışıyor. Dikişler öyle oluyor ya, bir alttan basıyor diye, bir de üstten çalışıyor. Yani acayip bir şey. Mesela derse geldin. Bak derse geldin. Din adına ben söyleyecek halim yok ki olmazsa. Din adına bir adım mı attın bu derse ki? Bir adımına günah affediliyor. Aynı anda o gene o adıma bir sebap veriliyor. Bir sebap derken bir değil. İki şey veriliyor. Hem günah affediliyor hem makam veriliyor. Vallahi acayip bir şey. Ve o lisanı, yani lisanı gıybetten, galis tabirlerden, yalandan oruç tutturunca ne yapacağız ona dile? Tilaveti Kur'an, Kur'an okumak, zikir yapmak ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Gözün orucunu okuyorum. Gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fani şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söze ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrik olduğu için oruç ile ona tatili eşkal ettirilse bu mide bu işin merkezidir. Buna hop şarteli indir denilirse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Yani mideyi şarteli indirdiğini bunlar oluyor. Abi bunlara nasıl olacağız? Sen oruç tut gerisini karışma. Allah böyle bir oruç tutturmayı bize nasip eylesin. Bu indirilen bu vahiy, Kur'an'ın bu ayetini hakikatine mazhar eylesin. Amin. Ramazan'a bizi inşallah ulaştırsın. Amin. Ramazan'da mağfiret ayı olan o sağanak sağanak
Bizi ve evlad-ı âlemizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimize mazhar eylesin. Hizmet-i imani, Kur'aniye'de hissemizi ziyade eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Allah birbirimizden ayırmasın. Burada beraber ettiği gibi haşirde de birbirimize şefaatçi eylesin. Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs selavâ.